Runik yeni her zaman olmuş. Benzet bugün Minecraft Survival Games sonucu arkadaşlar. Survival Games 4 mapindeyiz. Bakalım umarım güzel bir oyun olur. Bu arada default texture pack'teyim. Oyunun kendi texture pack'i. Bunun sebebi arkadaşlar sebebini bilmediğim bir şekilde nedense tüm texture pack'lerim silinmiş. Ben de mecburen yani bunu da oynuyorum. Artık ilerleyen zamanlarda USB bellekten tekrar tüm texture pack'lerimi aktarırım. Neden silindiğini de hala çözemedim. Ama bir şey olmaz yani. Bu da güzel bir texture pack. Sadece tek sıkıntısı birazcık oldu falan. Benim yaptığım texture pack'lere göre birazcık daha değişik gidiyor. Yay da öyle. Birazcık daha yani efektleri falan animasyonları farklı. Ama artık yani oynayışını da pek etkileyeceğini açıkçası zannetmiyorum. Hop adam gelmiş bu arada. Neyse biz binaya girelim sonra adamı da keseriz. Çünkü taş kılıcımız var. Adam hacker mıydı bu arada anlayamadım. Bir başka adam gelirse benim için çok kötü olur. O yüzden üst kata çıkayım. Üst kattaki tier 2'yu alayım. Adam hack miydi değil miydi bilemeyeceğim ama aniden arkama geçmesi birazcık açıkçası şüphe uyandırdı. Bir de dediğim gibi paranoyak oldum. Bir de Best Hacker Team diye bir video attım. İzlemişsiniz bilirsiniz. Adamlar öyle bir hackti ki yani. Çok değişik bir hackti yani. Tüm hackin tüm özelliklerini kullanıyordu falan. Adam bildiğin speed açıp havada game mode 1'deymiş gibi uçuyordu yani. Speed falan da değildi. Bildiğin uçuyordu. Bayağı garipti yani. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Aslında ben o videoyu atmayacaktım. Fakat herkes hackerları görsün diye attım. Oh tamam bunu da aldık. İki kalbimiz kaldı ama. Artık şuradan çıksam iyi olacak. Bir tane daha adam gelirse yoksa beni rahat bir şekilde kesebilir. Oh abi şom ağzım ben. Şu an çok kötü oldu benim için. Ama birazcık adamın armoru kötü olduğu için belki keserim. Bekleyeyim şurada az canım çoğalsın ama adamın da canı az. Ne yapacağım bilmiyorum açıkçası gençler. Burada bekleyeceğim ben. Adam yukarı çıktı. Ben de dışarıya çıkayım çünkü ard arda buraya 3 tane adam geldi. Üçünü de kestik yani canımız çok az. Dışarıda daha rahat edeceğim. Tamam kestim. Oh güzel terletti açıkçası ya. Ard arda orada dar alanda bayağı kapışması beni zorladım. Neyse dar alanlarda da kapışırken bu arada blokik yaparak rahat bir şekilde rakiplerinizi kesebilirsiniz. Adam da nasıl kaçtı anlayamadım. Neyse. Şu gereksiz olan itemları atayım mı? Neyse şu adamı kestikten sonra tekrar bir daha iyi düzen yaparım. Tamamdır. Bu arada 2 tane diamond'ım oldu. Çok güzel. 14 kişi kalmış. O oyunu kazanırım diye düşünüyorum. Şunları artık atayım. Bunları alan adam olursa da yani keseriz diye umuyorum. Şu oltaları birleştirirsem güzel olacaktır. Tamam şimdi gidip crafting table'ını oradan kendime bir diamond sword yapayım. Ama orayı kapatmışlar. Biz de o zaman şu eve gidelim. Survival Games 4 mapini gerçekten de çok seviyorum yani. Sevdiğim mapler arasında bu map de baş sıralarda geliyor. Neden geliyor bilmiyorum yani. Seviyorum bu map'i, sempati duyuyorum anlayamadım. Çok güzel bir map yani. Eskilerden de biliyordum bu map'i zaten. Abi adamlara bir vuruyorum uçuyorlar ya direkt. İyi bir şey mi bu kötü bir şey mi anlayamadım. Uçuyorlar sonra kaçmaları da kolay oluyor. Bu arada adamın son bir okluk canı vardı diye düşünüyorum. Evet Golden Apple yedi artık son bir okluk canı yok. Hatta bayağı bir canının olduğunu düşünüyorum. Gel buraya dostum. Keşke birazcık daha iyi fazla okuma olsaydı. Adam hala kaçmaya devam ederse ben eve girerim. Abi çok az canı ya. Bırakmak da istemiyorum. Ama çok uzaklaştı ya. Harbiden çok uzaklaştı. Kestim tamam. Güzel. Şimdi şu yemeğimizi yiyelim. Burada da birkaç tane adam var fakat Diamond Sword mu yapsaydım keşke önceden. Oha be abi nasıl yandın oradan. Neyse şunları keselim ikili teamler galiba. Hadi. Hadi. Abi bir vuruşluk canı var. Okum bitti ya. Tam böyle bir vuruşluk canı kalıyorlar benim de okum bitiyor şansıma. Okumda zaten fazla yoktu o yüzden yani iki vurunca zaten adamlara okum bitiyor benim. Evet adamı da gördüğünüz gibi bir vuruşta yani öldü. Şuradan bir ok alalım. Güzel bir tane okumuz var. Şu gereksiz şeyleri de atacağım. Güzel bu arada neden az dolduran yemekleri atıyorsunuz diye bayağı bir soranlar var. Çünkü arkadaşlar az dolduran yemekler az doldurduğu için yani onları yiyince çok çabuk acıkıyorsunuz ve PvP'de falan size dezavantaj sağlıyor. Ben de o yüzden bunları kullanmadan direkt yani atıyorum.
Zaten artık MCS'de yemek sıkıntısı falan yok. Gördüğünüz gibi bir sürü çok fazla dolduran süper yemeklerim var. Ben bu yemeklerle yani 20 dakika falan daha oynayabilirim rahat bir şekilde. O yüzden az dolduran yemekleri atıyorum. Sizin de yani kullanmamanızı tavsiye ederim. Çok dolduran yemekleri yiyerek daha geç acıkırsınız. Daha iyi olur sizin için. Bu arada 5 kişi kalmış. Şimdi bir Diamond Sword'umuzu yapalım artık yani bayağı bir geç yapacağız ama yapalım yani bayağı bir adam falan geldi o yüzden onları kestik biraz gecikti. Şöyle Diamond Sword birazcık da ok yapayım. Tamam 13 tane de okum oldu. Botu atalım zaten burada pek fazla sulu bir yer yok. Aslında vardı bot kill yapabilirdik fakat deathmatch başlıyor. Bot kill falan da yapmaya gerek yok öyle şeylere. Yani bot kill artık herkes biliyor o yüzden artık herkes kolay kolay o tuzağa kanmıyor. Bot kill eskiden böyle hiç kimse bilmezken rahat bir şekilde yapılıyordu fakat artık yani çok kişi biliyor. Bu arada bot kill yeni eklendi falan diyenler olmuş arkadaşlar. Bot kill yani neredeyse 1.5.2'den beri var yeni falan eklenmedi. Onu da söyleyeyim bayağıdan beri yani ben bildiğim bileli bot kill var. Bu arada deathmatch başlıyor fakat adam görürsem ve birini daha öldürürsem deathmatch'e 1v1 kalırım diyecektim ki öldürdüler yani bir tane adam öldürdü birinden ve deathmatch'e 1v1 kaldık. Kaç ping alıyorum? 146 ping. İdare eder bakalım acaba rakibimiz nasılmış. Umarım hack değildir çünkü gerçekten son zamanlarda çok yeni hacker'lar ve çok kötü hacker'lar var yani çok dehşet hacker'lar var. O yüzden kötü olabiliyor. Bakalım adam düşündüğüm gibi full reset ve golden apple etkisi var sanırsam. Okumuzu çekelim ve bekleyelim. Adam yukarıya doğru kaçıyor. Tamam güzel okladım adamı. Şöyle yerdeki okları da toplayayım çünkü çok fazla okum yok biliyorsunuz. Çok güzel oklarını topluyoruz adamın. 9 tane okumuz oldu. Ah be. O da bizimkileri topluyor. Neyse gidip dalsam mı ki fakat ya fall demeye çalışırım adam beni aşağı atar hatta yani olta ile bile bir kere vurunca gördüğünüz gibi aldım yani yarım kalbim gitti. 7 tane okum var bunları harcamak istemiyorum. Adama ufaktan dalacağım çünkü iyi okladığımı düşünüyorum. Nedense default texture pack'te de olta daha iyiymiş. Olta daha iyi gidiyor gibi geldi. Anlamış değilim ondan. Adam da taktik amaçlı kaçıyor diye düşünüyorum. Hop okladı beni. Yemeğimizi yiyelim şöyle. Hadi. Abi, adamın canı çok az. Aman dikkat aman. Bayağı bir oku var ya arkadaşın o yüzden okluyor. Allah kahretsin bol spamını ben senin. Hayır abi ölmeyeceğim. Aman dikkat. Golden Apple yiyeceğim abi. Adam gerçekten de çok fazla oku varmış. Düşündüğümden de fazla varmış yani. Adamı orada bir daldık. Beni öyle bir boss spam yaptı ki ölüyordum. İyi ki Golden Apple'ım varmış. Gel buraya dostum. Evet bana hiç kılıçta vuramadı aldı ve aldık. GG evet. Adam güzel ok kullanıyordu fakat bana hiç kılıçta vuramadı. Neyse arkadaşlar benim size teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.